Nusret Evet geldi. yani. Yürü be. Nusret'imiz ya, geldi. Hakikaten ya baktığınız zaman Nusret gerçekten evet. Muhtemelen. Evet Alman Alman evet. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi almak istiyorum. Yani şampiyon olmak gerçekten herkesin hayal ettiği bir şey. Çocukluğumuza başladığımızda herkes burada baktığınızda 20-30 yıldır buna emek veriyor. Benim oldu senin? 5. İşte abi büyük oyuncu. Onun için Ferhat oynuyor işte. Hoca her şeyi doğru yapmış, doğru karar vermiş. İnanılmaz mutluyuz. Sadece kendi adımıza değil yani ilk defa Altınordu'da şampiyonluk yaşadım. Eyüp'te şampiyonluk yaşadım ama burada diğer şampiyonluğuna fark olan, en büyük fark olan yönetimle, başkanımızla yani iki tane başkan var. İkisi de abimiz gibi. Bir tanesi her gün geçirdiğimiz Murat abimiz. Başkan da aynı şekilde yani bence yani hem kendim konuşuyorum hem arkadaşlarım adına konuşuyorum. Kendimiz için şampiyonluk evet ama onlar hak etti. Onlar bu... Abi herkes şarkı çıktı. Yani onların gerçek mimarları o ikisi ve taraftar ve halk. Burada özlem vardı. 50-56 yıl galiba oldu. İlk defa PTT ve hatta 1. Ligi tadını çıkaracaklar. Doya doya bu anları yaşasınlar. Bunlar çok zor elde ettik bunu. Gerçekten çok zor yollardan geçtik. Herkesin emeğine, yüreğine yani sağlık. Hurşit bile gol atıyorsa biz bu şampiyonu aldık. Yani gerçek tamam. 7 gol attım. 6'sı olsaydı ben ne yapayım? O beni ilgilendirmez. Şimdi gel. Şampiyonluk böyle nasıl oldu? Gel. Şimdi. Bir daha sığır. Bir tane daha sığır. Biz arkadaşlarımız gerçekten üst düzey. Hatta üst düzey daha. Yani burada aile ortamdan. Herkes bahsediyor aile ortamdan. Ama çoğu takım bunu sadece sözde. Yani hepimiz burada yıllardır oynuyoruz. Öyle bir ortam çok nadir görülmüş bir şey. Bu sabah. Kardeşim geldi. Allah razı olsun. Dedim ki bugün bana bırak. 1-0 Berkay kornerden, 2-0 Hurşit. Şahidim burada. Sabah aynısını söyledi. Bu konuda yanıldım. Bir tane penaltı kazanacağımızı ve Sinan atacağını tahmin ettim. Orada da benim pay hakkımı ters oldu. O kaleyi gördüm ama olmadı. Hakeme hesapladık. Onun için dediğim gibi herkesin yüreğine sağlık. İnanılmaz bir ortam, inanılmaz bir mücadele. Son dakikaya kadar her şey 10 numara. Herkes herkes doya kadar. Doya yaşasın. Herkes doya doya evet. Yaşasın. Sabaha kadar sevinin gobeller. Gobel muhabbeti açmayın. Yoksa bu işin içinden çıkamayız. Verelim mi sır? Ver. Hadi. Evet dur bir saniye. Gobel'le bir muhabbetimiz var. Ferhat teşekkürler sen yeter. Şimdi bu hikayeyi Hurşit anlatsın. Ben sadece güleyim. Şeye çünkü bana gülmek şeye gittik biz. Şimdi maç izlemeye dışarı çıktık. Kahve içmeye gittik Timur'la beraber. Ondan sonra... Orada futbol muhabbeti tanıdılar şimdi beni. Konuşuyor, sohbet ediyoruz. Bir tane abi geldi. Sağ olsun işte futbol muhabbeti yapıyor, konuştu. Ondan sonra işte şey dedi. Ya dedi hoca dedi seni çıkarmayacaktı falan böyle muhabbet oldu. Neyse oraya geçelim. Ondan sonra dedi ki ya dedi bizim şu Gobel Timur var dedi ama Timur'la konuşuyor. Timur'u tanımadı. Dedi ki şu bizim Gobel Timur var ya dedi. Hoca dedi Murat'ı çıkarıp dedi Gobel Timur'u alacak dedi. O ara Timur'la konuşuyor ya biz yerlere yattık. Muhabbet o çok şükür. Yani cidden karakterli bir takım. Yani cidden karakterli bir takımda. Herkes istiyordu oynayan oynamayan. Bir de zaten yönetim şekli inanılmaz karakterli, müthiş insanlar. Şükürler olsun şampiyon olduk. Şampiyonluk maçında gol geldi sende. Vallahi aynen Timur'um sağ olsun. Timur'um sağ olsun. Abi 16 Mayıs oldu. Yani yarım senedir burada bırak da bir tane maç alsın. Çok üzüldüm ben yani. Aslında yani beklenti çoktu. Yani beklenti çoktu. Karşılığını performans olarak belki vermeye çalıştık ama skor anlamında katkı sağlayamadım. Şükürler olsun. Yani bugün de şampiyonluk golünü atmak nasip oldu. Sonu mutlu oldu. Aynen sonu mutlu oldu. Şimdi sevinme vakti artık. Artık yakacağız bir şeyi. Yakacağız.